Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Şimdi bu dersimizin konusu aslında ekranda da fotoğrafını, daha doğrusu renderini görmüş olduğunuz bir kutumuz var. Bu kutu üzerinde Mix Mac kanalının nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Elimizde mevcutta bulunan Diffuse, Reflect, Bump 1 ve Bump 2 map kanallarını kullanarak hem Mental Ray hem V-Ray render motorlarında gerçekçi ahşap doku kaplamasını nasıl elde edeceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Genelde kullanıcılarımız bu tarzda materyaller hazırlarken daha doğrusu map kanalını sadece bump atayarak tercih ediyorlardı. Ama bump kanalında mix kullanırsanız elinizdeki mevcut olan 2 adet bump resmiyle, kanal resmiyle daha kaliteli ve gerçekçi sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Mix kanalından kastımız arkadaşlar şurada zaten görüyorsunuz. Bunun içerisinde yer alan Mix Parameters altında görmüş olduğunuz Bump 1 ve Bump 2 resim dosyalarının birbirine karıştırılmasıyla elde edilen kabartma dokusu. Arkadaşlar normal Bump kanalına göre daha etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Şimdi sahnemiz gördüğünüz gibi böyle hazırlamış olduğum bir sahne var arkadaşlar. Burada zaten materyali hazırladık. Hemen bu kısımdan standart materyale geçelim. Öncelikli olarak Mental Ray render motorunda bunu nasıl hazırlayacağınıza göz atalım. Hemen zaten kutumuz seçili durumda. Ona böyle boş bir slottan materyalimizi atadık. Sonrasında arkadaşlar render setup penceremize gelelim. Tabii ki birazcık çözünürlüğümüzü düşürmemiz gerekiyor. Şuradan draft alalım. Sonrasında bir önceki render penceresini bize geri getirsin. Aslında bu draftta kalsın. Bunların hepsini belirli log'a çekelim arkadaşlar. Ve bir render alalım. Hemen sonucun nasıl olduğunu siz de görün. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar, ayarlarımızı da bayağı bir aşağıya çektik çünkü. Şimdi arkadaşlar hemen buradan Maps sekmesini açıyoruz. Bizim işimize yarayacak olan kanallar Bump, Diffuse ve Reflection. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar yer almakta. Öncelikle Diffuse kanalında zaten Diffuse isimde resim dosyanızı atayacaksınız. Sonrasında Bump kanalında birazdan göreceksiniz Mix'i kullanıyoruz. Reflection kanalında arkadaşlar Reflection resim kanalını atadığımız zaman bu kısma 100 değerinden düşük bir değer girmeye çalışın. Hani minimum 5, maksimum 20'yi geçmemeye dikkat edin. Yoksa çok parlak, böyle patlamış, renk patlamış, beyaz patlaması olan render çıktılar elde edeceksiniz. Burası şimdilik 100 olarak kalsın. Diffuse kanalımıza geliyoruz arkadaşlar. Bitmap diyoruz. Sonrasında resimlerimizin kayıtlı olduğu yere geçelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan Diffuse kanalımızı hemen buraya yerleştirdik. Şunları bir olarak değiştiriyoruz. Sonrasında hemen Reflection'a gelelim. Bitmap diyelim. Bu kısımdan da Reflect dosyamızı alalım. Yine aynı şekilde bir ve bir olarak değiştirdik arkadaşlar. Sonrasında bunu 20 derecesine düşürdük. Sonrasında evet, esas bölümümüze geldik arkadaşlar. Buradan direkt Mix'i seçiyoruz. Zaten kendi ayar penceresi açılıyor. Color 1 seçeneğinin karşısından Bitmap'ten arkadaşlar Bump
biri seçiyoruz. Sonrasında bir yukarı çıkıyoruz. Hemen altına geliyoruz. Color 2 kısmına da Bump 2 kanal resmimizi atadık ve böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Kanalımızın materyalimizi hazırladık. Şimdi objemiz üzerine bir uygulama yapalım. Sonrasında göstermesini söyleyelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar objemizin üzerine atadık. Sonrasında render setup penceremize gelelim. Bir daha seçelim. Evet. O kısımda arkadaşlar draft. Sonrasında bir önceki render penceremizi açalım. Ayarlarımızı az birazcık yükselteceğiz. Very low draft. Hemen en basit şekilde bir renderimizi alalım arkadaşlar ve sonuca bakalım. Buradaki bump değerimiz 30 arkadaşlar. Resim üzerinde az gelirse onu çoğaltabiliriz. Buradaki pürüzlü buzlu görüntü de sizi aldatmasın. Hani çünkü bu arkadaşlar buradaki ayarlarımızın çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Mental Ray derslerinde de zaten bu konulardan bahsetmiştik. Sahnemizin aydınlatması arkadaşlar Skylight ve HDR yardımıyla sahnemiz üzerinde bir aydınlatma sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen buradaki bump değerimizi 300'e kadar çıkartabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha keskin hatlara sahip oldu. Daha belirgin oldu. Şimdi buradaki reflection değerimiz 20 idi. Mesela biz bunu risk alalım ve 30'a çıkartalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, aslında o kadar da çok bir değişiklik olmadı. Şimdi mesela bump'ı kapatalım arkadaşlar. Bir daha render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani gerçekçiliğimizi kaybettik ve üzerinde yani objemizde kullandığımız materyal üzerinde lekeler oluşmaya başladı. Tekrar bump'ı aktif hale getirip render işlemimizi yaptırırsak bir önceki kaliteli sonucumuzu elde etmiş olacağız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size kıyaslama yapabilmeniz açısından buradan mix parametresi kaldırıyorum arkadaşlar. Clear dedik. Sonrasında direkt bitmap. Buradan bump 2 diyelim arkadaşlar. Bunlara 1 ve 1 değerini uygulayalım. Render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene hani birazcık belirginlik mevcut fakat hani mix kanalını kullanarak elde ettiğimiz kaliteyi alamıyoruz. Mix zaten de az önce siz de gördünüz. Hani kullanım oldukça basit. Hani bump kanallarını ayarlamak çok zor değil arkadaşlar. Hani Photoshop'ta negatife çevirerek ya da grayscale yaparak da bump kanallarını en basit şekilde elde edebilirsiniz. Hani hazırlaması da o kadar zor değil. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hani bir sonraki dersimiz V render modunda mix kanalının kullanımını inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hepiniz mutlu olun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu yine Mix Map kanalının
render motorunda nasıl kullanılacağını öğrenmekten geçecek. Bir önceki dersimizde Mentari'nin kendi materyal menüsünde Mixmap'in nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Bu dersimizde de Vray render motoru ile Mixmap'in nasıl hazırlanacağını sizlere göstereceğim. Kullanım ve hazırlanış açısından pek bir farkı yok. Hemen hemen aynı sayılırlar ama tabii ki iki render motorunun da materyal editörleri farklı olduğu için maplerin yerleştirilmesinde farklılıklar olabiliyor. Ama temelinde aynıdır. Hiçbir farklılığı yoktur. Sadece Mental Ray kullanmayan arkadaşlar var tabii ki. V-Ray kullananlar var. Onlar için de bir ders niteliğinde, bir ipucu niteliğinde bir ders olsun istedim. Zaten çok uzun bir dersimiz olmayacak arkadaşlar. Kısa bir dersimiz olacak bu. İsterseniz hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani gene aynı küpümüz var. Şöyle çok basit renderimizi alalım. Evet arkadaşlar. Boş bir sahne. Hemen klavyemizle M tuşuna basarak materyal editörümüzü açalım. Burada Mental Ray için hazırlamış olduğumuz materyaller var. Buradan hemen V-Ray materyalimizi seçiyoruz. Sonrasında diffuse kanalımıza geliyoruz. Evet, sonrasında texture. Ahşap difuz seçtik arkadaşlar. Hemen bir üst menüye çıkıyoruz. Sonrasında reflect. Buradan reflect kanalımızı da seçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Sonrasında bump diyoruz. Bump'tan mix diyoruz. Color 1 bitmap bump 1 aynı şekilde buna da geliyoruz. Buradan da bump 2 dedik arkadaşlar ve bitti. Sonrasında objemizi seçiyoruz. Üzerine uyguluyoruz ve göster diyoruz. Evet harika. Sonra hemen klavyemizden F10 tuşuna basalım. Buradan birazcık ayarlarımızı düşürmemiz gerekebilir. Buradan da şimdilik pikselimizi değiştirelim. Bir render alalım. Sahnemizde zaten HDR kullanıyorduk arkadaşlar. Evet, duruma göre gerekirse pikselimizi büyütebiliriz. Şu kısımları hızlı bir şekilde render aldıralım. Evet. Birazcık pikselimizi büyütelim. 800'e 600 yapalım. Sonra arkadaşlar birazcık daha objemize yakından bakalım. Birazcık da böyle aşağı doğru eğelim. Evet. Şöyle bakalım. Bir render alalım bakalım. Daha yakından bakınca detaylarda neler belli oluyor. Bump değerimiz biraz düşük arkadaşlar. Buna normal bump kanalındaki 30 değerini mesela 10 kat arttırarak 300 yapabilirsiniz. Birazcık daha belirgin olur. Şayet ben daha detaylı bir şey istiyorum diyorsanız vereyim disp modifier'ını da kullanabilirsiniz. Hemen fazla uzatmayalım. Tekrar materyal editörümüzü açıyoruz. Buradan 300 diyoruz arkadaşlar. Tabi biz tahtamıza, ahşap zeminimize herhangi bir şeffaflık vermedik. Buradan Fresnel açık. Bunu 0,9 yapalım. Bunun da kalitesini 15 yapalım.
Aslında bir daha render alalım. Evet, oradaki bump değerini 300 yaptık arkadaşlar. Birazcık daha kabarmış dokularımız daha net bir şekilde belli oluyor. Şimdi şöyle bir belli bir bölümünü daha render ettirelim. Hemen şu kısımları da. Şimdi arkadaşlar bump kanalını kapatıyorum. Bir de kapalı olduğundaki yani mix olmadan ki halini bir görelim. Şu an bunda herhangi bir kabartma yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatlar kayboldu. Düz bir ahşap zemin kaplamayı elde etmiş olduk arkadaşlar. Tabii ki mix'i açınca daha kaliteli sonuçlar elde ediyoruz. Az önceki render'da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunun tamamını bir render etsin arkadaşlar. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mix mapping kullanımını da böylelikle görmüş olduk. Hem V-Ray render motorunda hem de Mental Ray render motorunda. Artık kullanıp kullanmamak sizin tercihinize kalıyor. Tabii ki elinizdeki tekstürler ne kadar kaliteli ise alacağınız sonuçlar da o kadar kaliteli oluyor. Bu da aklınızda bulunsun diyorum ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz mutlu olun.